Değerli basın mensupları, bilindiği üzere Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilmiş bulunan 3 kişilik çağrı heyetince Milliyetçi Hareket Partisi Olağanüstü Genel Kurulu tüzük değişikliği gündemiyle 19 Haziran 2016 tarihinde toplantıya çağrılmıştır. Söz konusu toplantıda çağrı heyetinin beyanlarına göre 752, noterin açıklamasına göre 656, noterin televizyon programında söylediğine göre ise 330 delegenin katılımı sağlanmıştır. Sayın Genel Başkanımız kurultaydan bir gün önce 18 Haziran 2016 tarihinde yapmış olduğu yazılı açıklamasında tertip edilecek kurultaya ilişkin çok önemli usul hataları bulunduğuna ve de kurultayın bu haliyle yasal olmayacağına işaret etmiştir. Hal böyle olmasına rağmen 19 Haziran 2016 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantıya davet edilmiş. Söz konusu toplantıya halen sayısı tam olarak tespit edilemeyen bazı delegelerimiz de iştirak etmiştir. Toplantı sonrasında aralarında Sayın Koray Aydın, Sayın Sinan Ogan ve Sayın Sait Gönen'in de bulunduğu birçok isim basına vermiş oldukları demeçlerinde kurultayın iptal edilme riskine işaret etmişler. Birden fazla tüzük maddesi değişikliğinden de haberdar olmadıklarını, toplantı gündeminin bir dayatmayla değiştirildiğini vurgulamışlardır. 19 Haziran 2016 tarihinde şahsım tarafından yapılan açıklamayla söz konusu genel kurul hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından yargı yoluna başvurulmayacağı ifade edilmiştir. Malumdur ki genel kurulda usulsüzlük olduğu iddiasıyla toplantıya katılmayan her üst kurul delegesinin yargı yoluna başvurma ve genel kurulun iptalini istemek hakkı vardır. Bu çerçevede bir üst kurul delegemizin genel kurulun iptali istemiyle ilk davayı açtığı bilgisi genel merkezimize ulaşmıştır. Üst kurul delegemiz tarafından Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi nezdinde açılan genel kurul iptal davasının ilk incelemesi neticesinde 19 Haziran 2016 tarihli genel kurulda alınan tüm kararların yürütülmesi ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmuştur. Genel kurul çerçevesinde yapılan sözde yetki devirleri de bu vesileyle askıya alınmıştır. Üst kurul delegemizin Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından verilen ihtiyati tedbir kararına esas olan gerekçeleri şu şekildedir. Siyasi partilerin genel kurulları Siyasi Partiler Kanunu 31 ve 13, Türk Medeni Kanunu 78. maddesi uyarınca Ankara'nın il merkezinde yapılmak zorundadır. Buna uyulmamıştır. Siyasi partilerin tüzüklerinin değiştirilebilmesi, genel kurul toplantısının birinci oturumunda toplam delege sayısının 2/3 oranında delegenin toplantı salonunda hazır bulunmasını gerektirmektedir. Bu sayı Milliyetçi Hareket Partisi için 809 rakamına denk gelmektedir. Toplantıda hazır bulunan delege sayısı ister noterin televizyon programında ifade ettiği gibi 330 kabul edilsin, ister noterin resmi sayı olarak ilan ettiği 656 sayısı olarak kabul edilsin ya da çağrı heyetinin var olduğunu iddia ettiği 752 sayısı kabul edilsin, bu sayısal değerlerin hiçbir tanesi tüzük değişikliği için öngörülen 2/3 toplantının hesabına yetmemektedir. Çağrı heyeti tarafından 15 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen, tekrar söylüyorum, 15 Mayıs 2016 tarihinde gerçekleştirileceği ilan edilen ancak yargı kararları ve alınan güvenlik önlemleri nedeniyle gerçekleştirilemeyen genel kurul toplantısı sonrasında Dernekler Yönetmeliği 14 Taksim 2. maddesinde yer alan ve toplantının geçerlilik koşulu olan ilan şartlarına uyulmamış, ertelenme şartlar gerekçeleri gazetede ilan edilmemiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararlarına göre ilamların hüküm fıkralarının aynen infaz edilmesi zorunludur. Yorum yoluyla dahi olsa hükmedilenden başkasının infaz edilmesi kararın hüküm fıkrasının değiştirilmesi mümkün değildir.
Yargıtay 7. Hukuk Dairesi kararlarına göre de Türk Medeni Kanunu'nun 75. maddesi çerçevesinde düzenlenen olağanüstü genel kurul toplantılarında gündeme teklif yoluyla dahi yeni gündem maddesi eklenemeyeceği belirtilmiştir. Oysa ki Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından çağrı heyetine sadece parti tüzüğümüzün 63/4. Maddesinin değişikliğini görüşmek üzere olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırmak yetkisi verilmişken yasalara aykırı yapılan toplantıda 13 maddenin daha değiştirilmesine teşebbüs edilmiştir. Üye olamayan, genel kurula katılma yetkisine sahip olmayan ve hatta devlet memuru olan birçok ismin genel kurula katılarak sanki parti delegesi gibi oy kullandıkları da ayrıca tespit edilmiştir. İşte üst kurul delegemiz tarafından açılan genel kurul iptal davası neticesinde ileri sürülen bu gerekçeler ışığında Ankara 3 Asli Hukuk Mahkemesi tarafından 19 Haziran 2016 tarihinde düzenlenen genel kurulda alınan kararların ve tüzük değişikliklerinin ihtiyadi tedbir yoluyla durdurulmasına karar verilmiştir. Sorusu olan arkadaşımız varsa kısaca soruları alabilirim. Soru yok herhalde. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.